Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha önce tarhana hamurunun yapılışını paylaştığım tarhananın nasıl çorba haline dönüştüğünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarhana hamurunun nasıl yapıldığını öğrenmek isterseniz sağ en üstte tıklamanız yeterli. Çorbanın yapılışına dışarıdan satın aldığımız veya kendi yaptığımız toz tarhanayı bir kase içerisine 4-5 kaşık kadar koyup üzerine 2 parmak geçecek kadar su koyarak başlıyoruz. 1-2 saat kadar su içerisindeki tarhanamızı ara ara karıştırarak bekletiyoruz. 7-8 çorba kaşığı kadar zeytinyağını bir tencereye aldıktan sonra altını yakıp içerisine bir dolu tatlı kaşığı biber salçası, yine aynı şekilde bir dolu tatlı kaşığı domates salçasını koyup karıştırarak biraz pişiriyoruz. Salçayı kavurduktan sonra ilk etapta 1 litre oda sıcaklığındaki suyu tencereye alın. Suyun ardından önceden hazırladığımız tarhanayı da çorbanın içerisine ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra çorba koyulaşıp kaynamaya başlayana kadar karıştırma işlemini bırakmıyoruz. İstediğimiz kıvama gelen çorbanın tuzunu kontrol edip eğer sizin için koyuysa yine üzerine sıcak su ilave edebilirsiniz. Biz en son içerisine kuru nane ilave ediyoruz. Ama bu tamamen sizin damak tadınıza göre değişebilir. Böyle bir mecburiyet yok. Kuru nanesini de ekledikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalıma ücretsiz olarak videoda görüldüğü gibi abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.